Terör bir bumeraktır. Sonunda sahibine geri döner. Böyle bir motto ile beyaz perdeye girmişti Deli Yürek Bumerang Cehennemi, sene 2001'in sonları. Herkes o dönemler ismini duyduğunda çok garipsemişti bu filmi. Bumerang ve sahibi, sahibine dönmek. Evet, terör kelimesini anlamak önemli. Terör, hatta terör kelimesini anlamak önemli. Terör, Latinceden geliyor, anlamı korkudan titremek veya titremeye sebep olma, yani korku. Bugün biz patlatılan bombaların faillerini, örgütleri, hatta arkasındakiler kim diye düşünürken aslında terörün oluşturduğu esas patlamayı göremiyoruz. Evet, 6 insanımızı kaybettik, 60'a yakın yaralımız var. Çok büyük bir acı. 6 da olsa, 66 da olsa, bir kişi bile olsa kimse hayatının bir saniye sonrasında böyle bir ölümü beklemez ve istemez. Ancak biz terörün bu gerçekleşmesinden sonra esas terörün o zaman başladığını işte anlayamıyoruz. Evet, bomba patlıyor, birileri ölüyor, ancak o anda eylem bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Asıl terör o eylemden sonra başlıyor. Terörün kelime anlamı korku demekse, korku aslında patlama eylemindeki somut nesneler gibi olan biten bir şey değil. Korku toplumun içerisinde o andan itibaren ilerliyor, yayılıyor ve daha da önemlisi aslında tüm psikolojik nevrozların ve psikozların temelindeki tahta oturan bir kral olan korku adeta tüm toplumu yönetebiliyor. Evet, terörün kelime anlamının dayandığı korku psikolojisini incelememiz gerekecek. Buyurun başlayalım. Öncelikle size bir önceki izlentim Pala ile ilgili izlentide Hegel diyalektiğinden bahsetmiştim. Bu diyalektik tez artı antitez eşittir sentezi bizlere öğretmekteydi. Aslında bu izlentide de bu felsefeye ihtiyaç duyacağım, zira diyalektik aslında çok şeyi bize anlatıyor. Dünyada küresel oligarklar var. Para ve çok uluslu şirketlere sahip uzantıları her ülkede devletlere ve hükümetlere bile söz geçirebilecek kadar yüksek. Çünkü bu devletlere söz geçirmelerine birinci sebep ekonomik sistemdir. Ekonomi sistemi serbest piyasaya dayalı olan ve insanın literatürde homos o ekonomikuslaştırıldığı son 200 senede, yani sanayi devriminden itibaren devletlerin artık yapı olarak halkın üstünde kapsayıcı bir faydası olmuyor. Yalnızca devletler halkları üstünde vergi alarak ya da ifade özgürlüğüne çoğunlukla karşı çıkarak bir çeşit dikta yapılara dönüşüyor. Oysa bir devletten bahsediyorsak, devletin var olma sebeplerine geldiğimiz zaman kuruluş felsefesi içerisindeki bireyin temsili sebeplere dayandığını görürüz. Bundan çok uzun yıllar öncesinin Platon'u bile devleti bireyden ayrı tanımlamamıştır. Platon devleti başka deyişle toplumu doğal olan iş bölümüne dayandırmıştır. Devleti canlı bir organizma gibi düşünmektedir. Ona göre devletin her organı ancak bütün yapı içinde yaşamını sürdürebilecektir. Bu nedenle birey toplum dışında var olmayacak, toplumda bireylerle var olacaktır. Devleti, toplumu ve bireyi birbirine eklemli tek bir yapı olarak düşünmekte olan Platon'un demokrasiye olan atıfları da hallicedir. Ama neyse, biz bugüne dönersek, devlet nasıl olurdu halkın, yani toplumun bu kadar uzağında, toplumun artık beyaz dediğine siyah, siyah dediğine beyaz der hale gelmektedir. Nasıl olur da milyonlarca insan demokrasiyle seçilmiş bireylerin yönettiği devleti kendisine yakın görüyormuş gibi gözükse de aslında görmez. Bugün dışarıda 7'den 70'e birçok insana sorunca siz bakmayın, karşı çıkanların bile durum istediği gibi değildir. Peki bu nasıl gerçekleşiyordur? Yani nasıl bu kadar insan söz sahibi, oy sahibi olmasına rağmen istediklerini uygulatamıyordur devlete? Hah işte zurnanın zırt dediği, yazarların yazmaktan yorulduğu yerde işte burası. Bu noktada Türk toplumunu ele almamız gerek. Ataerkil, liderci, babacı bir toplum olduğumuzu söyleyen söyledi ama bunları biraz açmak gerekiyor. Ne demek bu? Türk toplumu binlerce senelik kültürüne ve geleneğine yerleşmiştir ki kendinden büyük olanları baş üstünde tutar. Babaların, dedelerin elleri öpülür. Bu bir saygıdır. Ancak tam da saygıyla kavram karmaşası burada başlıyor işte. Maalesef bu toplumun büyük kısmı bilgilenmeyi, öğrenmeyi, kendini düzeltmeyi ve Sartre'ın bolca anlattığı kendini bir karakter haliyle yaftalamama gibi geliştirici özellikleri, kısaca kendine bir yazılım kodu gibi tanımlamamıştır. Bunları uygulamak onlara çok yabancı gelmiştir. Çocukluğundan büyüklüğüne yeni bir şeyler öğrense de bunlar hep aile büyüklerinin onayından geçmelidir. Yani baba öğretiyorsa veya cevaz veriyorsa çocuk bir şey öğrenebilir ancak. Yani kendinden büyük olanların hep kendisinden daha iyi bildiğini düşünme, kadınların zaten baştan erkeklerden daha zayıf yaratıldığı için düşük olduğunu ve güçlü olanın uyulması gereken insan olduğunu düşünen bir toplum bu toplum aslında. Oysa bu toplum kadının toplumdaki yerini bilseydi biz ülke olarak zaten 3 gömlek yukarıdaydık bile. Neyse, peki tüm bu ön kabulleri güçlü ve aktif tutan başka bir ana sebep daha yok mu? Elbette var. Nedir o? Korku.
korku tüm baskıları ve despotlukları insanın kısaca yanlış bir durum içerisinde bulunmasının sebeplerini dayandırarak aktif hale getirir. Bunu besler adeta. Korkan insan doğruları düşünemez çünkü doğruların yolları bazen, hatta ne bazeni çoğu zaman cesur yollardan geçer. Bir köy ağasının marabası onun yanlış hayat tarzını, marabalarını adeta köle gibi toprağında karın tokluğuna çalıştırmasını göremez. Bunu görmesi için sorgulaması gerekiyordur. Ancak sorgulaması için bir şeylerden hoşnut olmaması da gerekiyordur ayrıca. İşte insan psikolojisinde tam bu noktada korkunun hemen yanı başında ondan beslenen bir psikolojik hal daha mevcuttur. Nedir o? Öğrenilmiş çaresizlik ve içerisinde bulunduğu durumu sevmeye şartlanma hali. Bunlar hep korkudan doğan filizler, yeşeren meyveler gibi düşünebilirsiniz bunları. Ana tohumu korkudur yani. Terör neydi? Korkuydu. Teröre geri geleceğiz. Peki her şeyin tahtında oturan bu kral dediğimiz korkuyu da besleyen, onun da emir aldığı aslında başka bir durum yok mu sizce? Var elbette. İşte her şeyin baronu. Bilgisizlik, yani bir başka ismiyle cehalet. Korku kral demiştik ama aslında onun krallığı dünya yönetiyor gibi gözüken, oraya yerleştirilen bir vezir olan Rothschild gibi görünürdeki baron. Ama korkunun arkasında onun da emir aldığı bir baron olan cehalet, işte her şeyi aktif tutan bu. Cehalet bilmeme hali. Bilmeyen insanın korktuğunu anlamak zor değil. İnsan karanlıktan neden korkar mesela? Çünkü etrafında hiçbir şeyi görmez, göremez. Çevresinde bir anda gelebilecek bir yırtıcı hayvan veya şeytani bir varlık veya sayısız unsur ihtimali, yani bunların olup olmaması ikilemi, belirsizlik, bilgisizlik onu bir anda oldukça korkutabilir. Bu bilgisizlikten neyi kastediyoruz, biraz açalım. Ülkenin cehalet meselesi Cumhuriyet'ten bile çok öncesinin sorunudur. Maalesef Cumhuriyet kurulduktan sonra da ülkenin mahkus talihinde sahte aydın gerçeği vardır ki Atilla İlhan kitaplarında buna bolca işaret etmiştir. Ülkenin gelişmesini kültür gibi üst yapısal zeminde gören, fabrika kurmak, sanayi aleti üretmek, yeni bir ürün üretmek gibi altyapısal gelişimi hiç hesaba katmayan bir komprador burjuvaziye karşı antitez olarak folklor, türkü gibi yine üst yapısal kültürler sunulunca Türk topraklarında altyapının aslında üst yapıyı bile belirlediği gerçeğini aydınlar bile savunmaz hale gelmiştir. Bu da ülkedeki cehaletin etkin kalmasındaki en önemli faktördür. Hatta öyle ki terör meselesine bahane olarak sunulan etnik kimlik ayrımlarının bile temelinde altyapısal eksiklikler yatmaktadır ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bunu Kurtuluş Savaşı'nın bütünlüğünün gerçekleşmemesine sebep bu savaşın bütününü oluşturan 3 yeminden birisi olan milli eğitim ve diğer yemin olan üretim, yani emek eksikliği olarak yorumlar. Milli eğitim ismini bu 3 yeminden birisi olan tevhidi tedrisattan almıştır. Özellikle bu bilgisizlik zemini üstünde insanın yaşadığı şoklar onda çeşitli travmalar oluşturacağı için korkusunu arttırır. Korku artınca güce sığınma durumu oluşur. Peki güç kim? Tahmin etmek zor mu? Güç odaklarından birisi devlet. Elbette devletin ve vatanın birliği bütünlüğü önemli. Devlet başımızın tacı. Ancak eğer devlet bir terör sonucu bunu bahane edinip toplum içindeki anayasada belirlenmiş temel hak ve özgürlüklere el atıyorsa, işte burada devlet halkın temsili olmaktan çoktan çıkıp ayrışmış bir yapıya bürünmüştür bile. O saatten sonra devlet olmuş, özel bir şirket olmuş hiç fark etmez. Çünkü bu ülkede hep bu oluyor. Terör veya onun benzeri bir darbe girişimi sonucu bu ülkenin sistemi değiştiriliyor bile. Oysa cezalandırıcı adalet yerine onarıcı adalet hakim olduğunda zaten altyapısal duruma da el atmış olacak bir devlet profili ortaya çıkacak. Peki ne vardı elimizde? Değiştirilmek istenen bir anayasa. Terör ve saldırılar arttıkça devletin halk karşısında oluşturacağı bir irade olacak ki bu sıkıntı. Çünkü terör bahane edilerek yaratılan korku ortamı ortak akıl dediğimiz bir başka ismiyle kamuoyunu şekillendiriyor. Bu durumda bir olaydan kim fayda sağlıyorsa faili odur da dersek, yani bu akıldan yola çıkarsak, sizce terör gerçekten bu sistemin şekillenmesinde hiç mi pay sahibi değil? Ya da bu sistemin gerekli olan bir parçası değil mi? Tüm bunlarla beraber dünya ülkelerinin devletlerine emir veren küresel dünya güçlerini de ele alırsak, Birleşmiş Milletler doğal afet ve iç savaş gibi durumlarda davranış belirleme görevli merkezinin İstanbul'a taşınması gibi bir gelişmenin yaşandığı bu günlerde, ertesi gün İstiklal saldırısının gerçekleşmesi parçaları birleştirmeli diye düşünüyorum. İşte bu noktada Hegel diyalektiğine tekrar geliyoruz. Yani devlet bir tezse, terör de bir antitezse, sizce bu işin sentezi ne?